Hayırlı sabahlar efendim. Bugün 31 Ocak Perşembe. Gündemle Diyanet TV ekranlarında karşınızdayız. Yaklaşık 45 dakikalık bir süre boyunca gazetelere ve gündeme yansıyan haberleri sizlerle paylaşacağız. Haber@diyanet.tv elektronik posta adresinden ve 0535 307 018 1750 numaralı telefondan WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz bizlere diyelim ve gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de mülki idare amirleriyle buluştu. Erdoğan konuşmasında kaymakamların 7/24 vatandaşla iç içe olması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz darbe girişimine milletin devletine sahip çıkmasının sembolü olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesiyle ilgili malum kesimlerce bir linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mülki idare amirleriyle buluştu. Erdoğan konuşmasında kaymakamların önemine vurgu yaptı. Onlara 7/24 vatandaşla iç içe olmalısınız dedi. Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaymakam öyle 8 saat mesai yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşıyla yatar, vatandaşıyla kalkar. Biz de öyleyiz. Vatandaşımızla yatarız, vatandaşımızla kalkarız. Telefonumuz bizim kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın ha. Telefon devamlı açık olacak. Aradığı zaman sizi ilgili, ilgisiz herkes bulabilecek. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini, gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle. Erdoğan FETÖ'nün darbe girişimini de hatırlattı. 15 Temmuz'u milletin devletine sahip çıkmasının sembolü olarak niteledi. O gece 81 milyonun her bir rengi sokağa çıkmış, siyasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak istiklaline, canı pahasına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz bu anlamda sadece milli iradenin şahlanışının değil, aynı zamanda milletin devletine sahip çıkmasının da sembolüdür. Geçtiğimiz haftalarda piyanist Fazıl Say'ın konserine gittiğini de hatırlatan Erdoğan, malum kesimlerce bir linç kampanyası başlatıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı olarak o gece ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir sanatçımızın yanında bulunmaktan memnuniyet duyduk. Ancak malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve hatta konsere katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana asla sığmayacak laflar ettiler. Oysa bizim gelenekli sanatlarımızla, bütün bunlarla beraber modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık. Sayın seyirciler, Mehmetçik Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturmak için gün sayarken bölgede hareketlilik de sürüyor. Hatay'dan kiliseye sevk edilen komandolar harekat emrini beklemek üzere Suriye tarafına geçiş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığını yaptı. Her türlü hazırlığı tamamdır. Efendim yeri ve zamanı geldiğinde efendim orada Münbiç'te Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler yerine getirilecektir. Türkiye Fırat'ın doğusunda harekat için gün sayıyor. Mehmetçik hazır kıta Ankara'dan gelecek emri beklerken diplomatik temaslarda sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, güvenli bölge ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konularını ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölge konusunda yakın işbirliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi için mutabık kalındığı açıklandı. Öte yandan Suriye'de görev yapmak için Doğu ve Batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve assubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'in Öncü Pınar sınır kapısı üzerinden Suriye'ye geçti. Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpilerle askeri araçlar da Suriye sınırına sevk edildi. Birlikler Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacak. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken sevkiyatlar belli aralıklarla devam edecek. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişi yargılanmak üzere Fransa'ya getirilecek. Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3000, Fransa'dansa 700 kişinin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı açıklanmıştı. Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro, kendisinin meşruiyetini kabul etmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için çarpıcı bir iddiada bulundu. Maduro, Trump'ın kendisinin öldürülmesi için emir verdiğini söyledi. Bu arada darbeci Guaido'nun ülkeden çıkışı yasaklandı, mal varlıkları donduruldu. Amerika Birleşik Devletleri ise darbeci Guaido'ya destek, Venezuela'ya tehdit açıklamalarını sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki siyasi krizle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı suçladı. Maduro, Trump'ın kendisinin öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya emir verdiğini iddia etti. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Venezuela Devlet Petrol Şirketi'ne yaptırım kararının yasa dışı olduğunu vurguladı. Ülkede darbe yapan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya karşı da ihtiyati tedbirler alındı. Venezuela Yüksek Mahkemesi'nde onaylanan tedbirlerle Guaido'nun ülkeden çıkışı yasaklandı, mal varlıkları ve banka hesapları donduruldu. Guaido, hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkede hiçbir şey yeni değil dedi. Karara Beyaz Saray'dan tepki ve tehdit açıklaması da gecikmedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Guaido'ya zarar vermeye çalışan için ciddi sonuçlar olacaktır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Venezuela'nın iç işlerine müdahale ederken diğer taraftan da ülkeyi ekonomik olarak zora sokmak için de yaptırımlarını sürdürüyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına suç oranının artması ve keyfi tutuklama nedeniyle Venezuela'ya seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Guaido ise yine Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu. Ulusal Meclis'ten Amerika Birleşik Devletleri Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecinde yeni bir aşamaya geçildi sayın seyirciler. Salı akşamı yaptığı oylamalarda İngiltere Parlamentosu Başbakan Theresa May'den Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılmasını talep eden teklifi kabul etti. Buna göre İngiltere Avrupa Birliği'nden anlaşarak ayrılmak için alternatif yeni bir düzenleme getirecek. İngiltere Avrupa Birliği'nden hangi şartlarda ayrılacağına hala karar veremedi. Başbakan Theresa May'in yürüttüğü sürece göre 29 Mart'ta birlikten ayrılması gereken İngiltere'de İngiliz parlamentosu anlaşmasız ayrılığın engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. 310'a karşı 318 oyla kabul edilen teklife göre parlamento Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını talep ediyor ve İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmamasını istiyor.
İngiliz parlamentosunun Şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin Avrupa Birliği'nden Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini de öngören teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Theresa May iki hafta önce Brexit anlaşması teklifinin parlamentoda reddedilmesinin ardından muhalefet partileriyle görüşmüş, muhalefetteki Corbyn ise görüşme için ön şartı olan anlaşmasız Brexit seçeneğinin masadan kaldırılması gerçekleşmediği için görüşmeyi reddetmişti. Karar sonrası Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan ilk açıklamada tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır. Anlaşma müzakereye açık değildir denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu iletmesinin ardından başkent Londra'daki parlamento binası önünde toplanan Brexit yanlıları ve karşıtları gösteri düzenledi. Brexit! 31 Ocak Perşembe gününün manşetlerine geçeceğiz. Şimdi Star gazetesiyle başlayalım. Düşmanlığı muhaliflik sanıyorlar şeklinde bir manşet kullanılıyor Star gazetesinde. Başkan Erdoğan, Cumhur'la Cumhuriyet'in barışmasından rahatsız olanların varlığına dikkat çekti. Bu kesimin ideolojilerine uymayan herkesi düşman ilan ettiğini söyledi. Sayısı az, sesi çok çıkan bir kesim, Cumhur'la Cumhuriyet'in kucaklaşmasını kendi çıkarlarına yönelik büyük bir tehdit olarak algılıyor. En sert tepkiyi de normalleşme yolunda atılan adımlarda gösteriyorlar. Sosyal gerilimleri düşürecek, milletimizin tüm renkleriyle kenetlenmesini sağlayacak çabalar bunları çok öfkelendiriyor. Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a bu toprakların yetiştirdiği bütün değerleri hiçbir ayrım yapmadan bağrımıza bastık. Piyanist Fazıl Say'ın daveti şahsıma ulaştığı anda büyük bir linç kampanyası başladı. Sanat alanına kendi ipoteklerinde görenler, ideolojik ön kabullerine uymayan her şeye düşmanlığı muhaliflik zannediyor şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve bir hemen altındaki alt başlık paylaşılmış. MGK'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya uyarı, teröre desteği kesin şeklinde. Bütün terör örgütleriyle mücadele kesintisiz olarak sürdürülecek. Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış destek kesilmeli. Bazı ülkelerin firari teröristleri iade etmemeleri kabul edilemez. Münbiç ve Fırat'ın doğusunda kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Kıbrıs, Akdeniz ve Ege, Karadeniz'deki haklarımızı koruyacağız şeklinde maddeler dünkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan maddeler bu şekilde özetlenmiş durumda Star gazetesinde. Devam edelim, hemen logonun üst kısmında yer alan bir haberle devam ediyoruz. Minik dahilerin bilim merkezi şeklinde paylaşılıyor bu haber. Teknolojiyi çocuklar için anlaşılır, ulaşılır ve eğlenceli hale getirmek amacıyla kurulan Bilim Üsküdar, Kasım ayındaki açılışından bugüne 6-14 yaş arası 7500 öğrenciye atölye eğitimi verdi deniliyor. TÜBİTAK, Üsküdar Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle oluşturulan Bilim Üsküdar, Matematik, Uzay ve Havacılık, Tasarım, Teknoloji ile Doğa gibi 5 farklı temadan oluşan atölyelerde eğitim veriyor. Bilim Üsküdar yöneticisi ve T3 Vakfı Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ceyhun Kılınç, en büyük hedefimiz öğrencilerin kendini keşfetmesini sağlamak şeklinde konuştu. Devam ediyoruz yine Star gazetesiyle, kamu bankalarına ortak kart şeklinde bir başlık görüyoruz Star gazetesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında toplanan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasını masaya yatırdı deniliyor. Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirdikleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü denilmiş. Hemen altındaki başlıkla devam edelim. Almanya'dan küstah çıkış şeklinde paylaşılıyor. Terör örgütlerini korumaya alan Almanya, Türkiye'ye silah satışına YPG kriteri getirdi. Teröristleri vurmayın. Merkel hükümeti, Alman şirketlerinin Türkiye'ye silah ya da askeri malzeme satışı için yaptıkları başvuruların tek tek incelendiğini duyurdu. Satış konusunda karar verirken
Alman silahlarının YPG'li teröristlere karşı kullanılma riskini de dikkate alıyoruz. Türkiye'nin YPG'yi vurmasını istemiyoruz şeklinde paylaşılıyor bu haber. Hemen altındaki başlıkta yine devam edelim. Trump infaz emrini verdi şeklinde paylaşılıyor. Maduro'ya darbe planının baş aktörü Trump, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına sosyal medyadan yaptığı Venezuela'ya seyahat etmeyin telkiniyle kalkışma sinyali verdi. Venezuela'nın seçilmiş başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına kendisini öldürme talimatı verdiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin 8 gün içinde seçim isteğine de tepki gösteren Maduro, başkanlık için erken seçim yok, 2025 tarihini beklemeleri gerek dedi şeklinde veriliyor bu haberde. Azerbaycan'dan FETÖ paketi geldi şeklinde bir başlık yine Star'da. FETÖ'nün Azerbaycan sorumlusu İbrahim E. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ülkede örgütü ait bir matbaayı işleten zanlı önce hava yoluyla İstanbul'a getirildi. Daha sonra Ankara'ya götürülen İbrahim E. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı deniliyor. Ve hemen yanındaki başlık koruyucu aile en sıcak yuva şeklinde paylaşılıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, koruyucu aile sayısının toplamda 5.288'e sıcak yuva sağlanan çocuk sayısının ise 6.465'e ulaştığını açıkladı. Çocuklara aile ortamı çabalarımız sonuç verdi. 10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı kuruluşta kalanların sayısını geçti şeklinde veriliyor bu haberde Star gazetesinde. Star'ın ardından Sabah gazetesiyle devam edelim. Teşekkürler başkan, Elif'leri kurtardın şeklinde bir başlık kullanılıyor Sabah gazetesinde. 5 yaşındaki SMA'lı kızım Elif gözümün önünde eriyor, kurtarın diye feryat eden Murat Ekici, Başkan Erdoğan'ın ilaç müjdesiyle umutlandı denilmiş. Başkan Erdoğan'ın SMA hastalığının bütün tipleri için ilaç bedelini geri ödeme sistemine dahil ettik açıklaması, SMA tip 2 ve SMA tip 3 ile mücadele eden ailelere büyük sevinç yarattı. SMA tip 2 hastası olan 5 yaşındaki Sivaslı Elif'in evinde de bayram havası var. Daha önce Erdoğan'a "Umudumuz sizsiniz, Elif de sizin kızınız" diye mektup yazan baba Murat Ekici mutluluğunu şöyle paylaştı. "Allah ondan razı olsun, sesimizi duydu. Elif'imi ve bu hastalıkla savaşan çocukları kurtardı. Anne Züleyha Ekici de Elif'e sarılarak "Kurtuldun kızım, başkanımız bir anneye yavrusunu verdi" dedi şeklinde paylaşılıyor bu haber Sabah gazetesinde. Hemen yanındaki başlıkla devam edelim Sabah'tan. Maduro, Trump ölüm emri verdi şeklinde biraz önce aktarmış olduğumuz haberi yine Sabah gazetesi de veriyor. Venezuela lideri Maduro, kendisini devirmeye çalışan ABD'yi suçladı. Maduro, Başkan Trump'ın kendisini öldürmesi için Kolombiya hükümeti ve mafyaya talimat verdiğini söyledi. Orduysa Maduro'nun yanında. Ve hemen altındaki başlık yine Sabah'ta Yemen çöllerinde Türkiye umudu şeklinde iç savaş yüzünden yerini yurdunu yitiren 76 bin insan Cev çölündeki bazı çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yemenliler kendilerini unutmayan gıda ve barınma yardımı ulaştıran Türkiye'ye minnettar denilmiş. Milli reyting şirketi için ilk adım atıldı. Bir diğer başlığımız Sabah gazetesinden yine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın başkanlığında toplanan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden önemli kararlar. İpotek Finansman Kuruluşu'yla Milli Reyting Kuruluşu oluşturulacak. Kamu bankalarının ortak ATM ve ortak kart projesi hızlanacak denilmiş yine bu haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesinin ardından Güneş'le devam ediyoruz. Bunun adı eşkıyalık şeklinde bir manşet görüyoruz. Güneş gazetesinde Venezuela'daki durumla ilgili bir haber paylaşıyor. Venezuela'nın seçilmiş lideri Maduro'ya yerli işbirlikçilerini kullanarak darbe yapmaya kalkışan ABD yönetimi baklayı ağzından çıkardı. Beyaz Saray danışmanı Bolton, "Venezuela petrolü Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini kurtaracak" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'yı özgürleştirme kılıfıyla uygulamaya koyduğu petrole çökme planı Bolton'un açıklamalarıyla deşifre oldu. Fox kanalına konuşan Bolton, asıl hedefin Chavez döneminde millileştirilen zengin petrol yataklarını yeniden ABD şirketlerine peşkeş çekmek olduğunu açıkça dile getirdi deniliyor. Planı hayata geçirmek için şirketlerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Bolton, eğer Amerikan petrol şirketleri Venezuela'ya yatırım yapar ve üretime geçerse bu, ülkemizin ekonomisi için çok büyük fark yaratır ifadelerini kullandı. Bu sözler demokrasi maskeli kirli oyunun petrolü ele geçirmek için sahnelendiğini ortaya koydu deniliyor bu haberin de ayrıntılarında. Devam ediyoruz yine Güneş gazetesiyle restoranda keçi köpek kavgası şeklinde bir diğer başlığı görüyoruz Güneş'te. Fıkraları aratmayan olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. Lokantada müşteri olarak bulunan keçi köpek saldırısına uğradı deniliyor. Sahibi tarafından tasmasız gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek lokantada sahibiyle birlikte yemek yiyen Prenses isimli keçiye saldırdı. Kuyruğu kopan ve saldırgan köpeğin ağzından zor alınan Prenses 3 saat süren operasyon geçirdi denilmiş bu haberde. Hemen yanındaki başlığı görüyoruz. Dik baktın kurşunu şeklinde verilmiş bu haberde. Adana'da bir restoranda yemek yiyen iki grup arasında dik bakma meselesinden çıkan kavga cinayetle bitti. Bir kişinin vurularak öldürüldüğü olay sonrası 12 kişi gözaltına alındı denilmiş yine bu haberin ayrıntılarında. Evet, Güneş gazetesini noktalıyoruz ve Yeni Birlik gazetesiyle devam edeceğiz. Türk bakanları dinlediler şeklinde bir manşet Yeni Birlik gazetesinde. Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının Amerika Birleşik Devletleri için çalışan bir grup istihbarat görevlisiyle Orta Doğu'da yüzlerce siyasi ismin akıllı telefonların erişim sağladığını bildirdi. Dinlenen isimler arasında eski başbakan yardımcısı Şimşek de var. Reuters ajansının özel haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı Kuzgun Projesi, Karma adındaki siber casusluk yazılımı kullanarak Orta Doğu'da yüzlerce siyasi ismin akıllı telefonlarına erişim sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri için çalışan eski ABD hükümeti istihbarat ajanlarının, aktivistlerin, diplomatların ve rakip yabancı liderlerin telefonlarını hacklediğini duyuran ajans, hedef alınan çoğu Orta Doğu'dan yüzlerce önde gelen siyasi kişilik içinde eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamad El Sani ve Uman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah'ın da olduğunu belirtti deniliyor. Ve bu haber üzerine eski Bakan Şimşek'in açıklamaları yine bu haberde ayrıntılı olarak verilmiş, korkunç şeklinde paylaşılmış. Reuters'ın iddialarıyla ilgili görüşünü aldığımız Mehmet Şimşek, telefona zorla girilmesini korkunç ve çok rahatsız edici diye niteledi. Öte yandan haber ajansı Karma'nın telefonlara nasıl sızdığının bilinmediğini bildirirken iPhone'lardaki mesajlaşma sistemi iMessage'daki bir güvenlik açığının yol açtığı düşünüldüğünü yazdı denilmiş yine haberin ayrıntılarında. Evet, devam ediyoruz. Yeni Birlik'te Fırat'ın doğusunda kararlılığımız sürecek logonun üstündeki haberlerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve yaklaşık 5 saat süren 2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek denildi. MGK bildirisinde bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını ifade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek iadelerin uluslararası hukukun gereği olduğu vurgulanmıştır ifadeleri kullanıldı denilmiş. Ve Suriye'de Rus ve İran destekli güçler çatışıyor. Bu haberin hemen yanındaki başlık yine Yeni Birlik'te. Suriye'de Beşar Esed rejimi saflarında savaşan Rusya ile İran'ın desteklediği iki grup arasındaki çatışmalar aralıklarla sürüyor. Son 10 günde iki taraftan en az 70 kişi öldü denilmiş. Devam ediyoruz. FİKKO'da ortak ATM'ler konuşuldu. Bir diğer başlık Yeni Birlik gazetesinden. Bakan Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında
konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri ele alındı denilmiş. Ve pet şişe getirine kontör yüklenecek bir diğer başlık yine Yeni Birlik gazetesinden. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında depozito uygulamasına geçildiğini belirterek pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz dedi. Evet, Yeni Birlik gazetesini bu haberle birlikte noktalıyoruz ve Milat gazetesiyle devam ediyoruz. At at bitmiyor şeklinde bir manşet Milat gazetesinde. Akıncı üstündeki görüntülerine rağmen inkar stratejisi isteyen FETÖ'cü hainler sızdıkları kurumlardan bir bir temizleniyor. Son 7 ayda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan FETÖ'cü sayısı 1076. OHAL'in kaldırılmasının ardından geçen 7 aylık sürede TSK'ya sızan Fethullahçı terör örgütü üyesi 1076 personel Bakan Akar'ın onayıyla açığa alındı. Önceki gün tutuklanan savaş uçakları harekat sorumlusu Özkan Edip Akgülay'ı 2 yıldır kimin koruduğu merak ediliyor şeklinde paylaşılıyor bu haber. Devam ediyoruz yine Milat'la, hemen yanındaki habere geçelim bu manşetin. Temel liseler kalkıyor başlığı yine Milat gazetesinde. Selçuk Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen eğitim ve etik konulu 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumuna katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel öğretim kurslarının ve temel liselerin kapatılacağını kaydederek bu konuda talimatlar açık, bu konuda çok net bir yol haritasına sahibiz dedi şeklinde paylaşılıyor. Evet, Milat gazetesinin ardından Milliyet'le devam edelim. Bir ruhtur kardak şeklinde bir manşet bugün Milliyet gazetesinde. Milliyet, Ege'yi savaşın eşiğine getiren Kardak operasyonunun 23. yılında Türk bayrağını Kardak'a dikilen SAT komandolarını buluşturdu denilmiş ve komandoların ağzından ifadeler yine bu manşetin ayrıntılarında yer buluyor. Denizkurmay Binbaşı Şener Kırk, operasyonun hareket subayı Türkşen, üst teğmenim Yunan bayrağına indirilip yerine Türk bayrağını toka ettiği belirtmek için Şimşek 3 anonsunu yaptığında hepimiz büyük sevinç yaşadık. Deniz Yüzbaşı Kemal Esen yine SAT Unit Komutanı, Yunan OYK komandolarının Türkiye'ye yakın adada olduğunu biliyorduk. Biz de onların olmadığı ama Yunan bayrağı dikilen batıdaki adaya çıkmaya karar verdik. Tüm operasyon çok başarılı oldu şeklinde devam ediyor yine komandoların ifadeleri Milliyet'te. Bir diğer başlıkla devam edelim. Yine Milliyet gazetesinden, merkezin enflasyon hedefi %14.6 başlığı. Merkez Bankası enflasyonun 2019 sonunda %14.6, 2020 sonunda %8.2 olacağını tahmin etti. Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya, gıda enflasyonu konusundaysa hal yasasını işaret etti denilmiş yine bu haberde. Milli Güvenlik Kurulu'ndan 4 mesaj başlığı hemen altındaki haber Milliyet'te. Milli Güvenlik Kurulu 2019'un ilk toplantısını Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu mesajlar verildi. Teröre dış destek kesilmeli. İdlib, Membiç ve Fırat'ın doğusundaki kararlılığımız sürecek. Suriye'de Anayasa Komitesi kurulmalı. Firari terör örgütü mensupları iade edilmeli şeklinde. Ve hemen yanındaki başlık yine Fırat'ın doğusuna rejim girmemeli şeklinde paylaşılmış. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda ve Membiç'te Suriye rejiminin olmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'nin de karşı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, rejimle YPG Türkiye'ye karşı birleşebilir, o yüzden güvenli bölge bizim için önemli dedi. Evet, Milliyet gazetesinden aktaracağımız bu haberle birlikte manşetleri noktalayalım ve gündem devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kenevir üretimine ilişkin açıklama ülkemizin birçok ilinde sevinçle karşılanmıştı. Bu illerden biri de Karabük. İl genelinde kenevir üretimi için yapılan müracaat sayısı 500'ü aştı. Stratejik bir öneme sahip kenevirden iki Türk girişimci de X-ray cihazıyla kurşun geçirmez yelek üretti. Plastik poşetler
Bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattı. Hatırlıyorum, anacığım evde file dokurdu, file. Fileyle giderdik, alışverişi yapardık, gelirdik. Ve o zamanlar bir de bunlar kenevirden yapılıyordu. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Ama şimdi yeniden bunu üreteceğiz inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kenevir üretim izni verilen 19 ilde vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu illerden biri de Karabük. Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin kurulduğu Karabük'te kenevir üretimi için yoğun talep var. Kenevir ülkemiz açısından oldukça stratejik bir öneme sahip. Zira otomobil, ağaç işleme, inşaat, kağıt ve ahşap malzemeler gibi çok geniş alanlarda kullanılabiliyor. Ülkemizde en çok Rize'de üretilen bu değerli sanayi bitkisinin zamanla üretimi yasaklanıp dışarıdan ithal edilmeye başlandı. Kenevir üretimi izninin çıkmasıyla birlikte 93 bin hektar ekilebilir tarım toprağı ve 15 bin çiftçi ailesi bulunan Karabük'te Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kenevir yetiştirebilmek için yaklaşık 500 çiftçi başvuruda bulundu. Bir dönüm kenevir yaklaşık 25 dönümlük ormanlık alanın üretebileceği kadar oksijen ürettiği söyleniyor. Bu da belki Karabük için bir avantaj olabilir. Yakın köylere bakıyorum, Kardemir'in çevresi, Keltepe'nin köylerinde. Bu üretim yapılarak belki o anlamda da bir temizlik sağlanabilir. Kenevir üretiminin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin birçok alanda dışa bağımlılığı azalacak. Kağıt sektöründe tamamen dışa bağımlıyız şu anlamda. Kenevirin bir özelliği 4 ayda yetişiyor. Söylenenlere göre yaklaşık 1 milyon dönümlük bir arazide ekim yapacak olursak 4 yıl içerisinde kağıdımızı tamamen yerli olarak üretmeye başlayabileceğiz. İş dünyası ve girişimciler de kenevir sanayisi ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Hatta çalışmalar ilk meyvesini verdi bile. İki Türk girişimcinin kurduğu Tekno Arge tarafından kenevirden X-ray cihazı üretildi. Kenevirden üretilen kompozit kaplama sayesinde havalimanlarında valiz kontrolü yapılan X-ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonda sıfıra düşüyor. Patente alınan X-ray cihazının havalimanlarında kullanımı için satışına başlandı. X-ray cihazı ile beraber bir cihaz geliştirdik. Bütün bavullarımızı hem uçağa girişte hem çıkışta dezenfekte ediyoruz. Bu ürünümüzün de %60-65'i dış kaplamalarını kenevirden üretiyoruz. Malum X-ray cihazlarında biliyorsunuz çok radyasyon salgılıyor. Biz bunun da önüne komple geçtik. Tamamen kaldırdık bunu ortadan. İki girişimci ayrıca kenevir liflerinden kurşun geçirmez yelek de üretti. Şimdi bunun en büyük özelliği hafif olması. Bir, iki, ucuz olması. Üç, rahat kullanım olması. Bu ön plana çıkıyor. Ve dolayısıyla bir de %100 yerli. Yani toprağı ekiyoruz, topraktan bunu çıkarıyoruz. Sayın seyirciler, Antalya'da gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayına katılan Milli Eğitim Müdürleri Takım Çalışması Atölyesi kapsamında çeşitli sportif oyunlarda mücadele etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da müdürlerin başında durarak takım ruhu testi uyguladı. Testin amacı ise Milli Eğitim Müdürlerini takım çalışmasına uygun hale getirmek. Boruları tekerlek yapıp yürüttüler, tahtaların üzerine çıkarak birlikte yürümeye çalıştılar. Bir daha sol, sol, sol. Evet, sağ. Antalya'da gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayına katılan Milli Eğitim Müdürleri, takım çalışması atölyesi kapsamında çeşitli sportif oyunlarda mücadele etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da müdürlerin birlik ve beraberlik içinde takım çalışması yapabilmesi için takım ruhu testi yaptı. Bir sonraki geldiğinizde kontrol edeceğim. Ne kadar zayıflamışsınız. Tamam. Milli Eğitim Müdürlerimizin de sadece bilgi alması değil, eylem olarak, duygu olarak, düşünce olarak birlikte hareket edebilmesi, takım olabilmesi, ekip olarak belli bir projeyi yürütebilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Burada birkaç tane takımımız var. Her bir takımın görevleri var. Ve bu görevleri en kısa sürede, en başarılı bir şekilde nasıl yapacakları hedef olarak gösteriliyor. Ve burada birlikte çalışmanın, ortak bir dil kullanmanın heyecanlı yaşamalarını arzu ediyoruz. Bakan Selçuk, takım ruhu testinin amacının Milli Eğitim Müdürlerinin kaynaşmaları ve birlikte iş yapmanın gururunu yaşamak olduğunu vurguladı. Aslında burada
bir takım strateji oyunları var. Sadece spor anlamında değil. Bu strateji oyunlarını bireysel olarak ve grup olarak nasıl çözümleyecekler ve en hızlı çözümü en uygun şekilde nasıl geliştirecekler, bunun çabası içindeler. Hepsinin ölçümü yapılıyor ve bu ölçümler sonucunda da arkadaşların nezaketen bir sıralaması da olacak. Ama tabii bu burada amaç birbirleriyle kaynaşmaları, ekip olma konusundaki yeteneklerini geliştirmeleri ve birlikte iş yapmanın gururunu taşımalar. Geride bırakmış olduğumuz günün önemli başlıklarına göz atalım şimdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fethullahçı terör örgütüyle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin deşifresine yönelik Van merkezli operasyonda 6'sı muvazzaf 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Eskişehir'deki operasyonda da terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıldır aranan karı koca örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Öte yandan son 7 ayda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 624'ü Kara Kuvvetleri, 107'si Deniz Kuvvetleri ve 345'i ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere 1076 personel açığa alındı. Örgütün Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan sözde Azerbaycan sorumlusu ise Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarken... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında istifa tartışmalarına son noktayı koydu. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday müracaatının yapılacağı 18 Şubat'ta Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını söyledi. Müracaatını partim yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığından ayrıldığıma dair dilekçemi de vermiş oldum. Denizli'nin Menteş mahallesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çivril İtfaiyesi 12 araç ve 32 personelle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. ABD Kara Kuvvetleri tarafından Irak Savaşı'nda Amerikan Kara Kuvvetleri işgal, isyan ve iç savaş başlıklı bir rapor yayımlandı. Irak Savaşı'na ilişkin hazırlanan raporda kazanan tek tarafın İran olduğu belirtildi. Amerikan ordusunun Irak'tan çıkardığı dersle hiçbir ülkeyi bundan sonra büyük bir kara gücüyle işgal etmeye kalkışmayacağına vurgu yapılan raporda, 2018 tamamlandığında cesaretlenmiş ve yayılmacı bir İran tek kazanan olarak görünüyor ifadesine yer verildi. Batı Afrika'nın en önemli Müslüman liderleri arasında yer alan 1966'da Nijerya'daki ilk darbe girişiminde evinde yaşamını yitiren Nijeryalı Müslümanların temsilcisi Ahmedu Bello'nun mirası adına kurulan müzede yaşatılıyor. Belge ve fotoğrafların yer aldığı müze arşiv ve araştırma merkezi bulunuyor. İslam dünyasıyla yakın temaslar kuran Ahmedu Bello Müslümanlar için verdiği mücadeleyle dikkat çekmişti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yarı yıl tatilinde 15 ilde düzenlediği özel eğitim kampları devam ediyor. 1694 öğrencinin katıldığı programların Ankara ayağında 350 ilahiyat öğrencisi kamplara katılıyor. Öğrenciler çeşitli etkinlikler ve konferanslarda bilgi, tecrübe ve birikimlerini daha yüksek seviyelere taşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı burs desteği sağladığı öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek amacıyla yarı yıl kampları düzenliyor. Vakit nakittir. Doğru mu bu söz? Doğru. O kampların adreslerinden biri de Ankara. Birçok yerden öğrencimiz kampa katılmış oldu. 26'sında kampa başladılar. İkisine kadar kamp devam ediyor. İlmi anlamda kendisini yetiştirmiş birçok üstadla, hocayla, birçok akademisyenle bir araya gelme fırsatı bulmuş oldu öğrenciler ve diğer illerden gelen öğrencilerle kaynaşma imkanı da bulmuş oldular. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 70 erkek ilahiyat öğrencisi günün her vaktini değerlendirerek
Çeşitli üniversitelerden gelen hocalarla tanışıp tecrübelerinden yararlanıyor. Hurmada bütün vitaminler vardır. Bu genelde söylenir. Kampımıza sabah namazıyla başlıyoruz. Daha dinç, saat 7'de başlıyoruz. Daha sonra kahvaltı, daha doğrusu namazdan sonra önce bir hatim programı oluyor. Ondan sonra kahvaltı, ondan sonra birinci seminer, ikinci seminer, üçüncü seminerle programı bitiriyoruz. Kısa bir zamanda bir aspirin yutma gibi bir şey yani. Gerçekten çok istifade ediyoruz. Gün içinde üç farklı isimle bir araya gelen öğrenciler konferanslara katılarak ilmi ve dini anlamda daha donanımlı hale geliyor. 27 Ocak'ta başlayan kamplar 9 Şubat'ta sona erecek. İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Konuk Öğrenci Programı katılımcılarının yararlandığı yarı yıl kamplarına bu yıl 736'sı kız, 958'i erkek olmak üzere 1694 öğrenci katılıyor. Ve Müslüman aslında vaktini kullanarak bu kemale doğru. Çok güzel bir uygulama. Yani Bursa'dan arkadaşlarım var benim odamda, Konya'dan arkadaşlar var. Diğer illerden gelen arkadaşlar var. Memleketi dışında okuyan genelde zaten arkadaşlar var. Burada pek çok doğusundan batısına pek çok arkadaşla tanıştık, bayağı kaynaştık. İnşallah bu dostluklar da devam edecektir. Basında Diyanet'le gündemeye devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinden bir haberle başlıyoruz. Alman zulmü başlığıyla veriliyor. Köln'deki İslam konferansına Müslüman kardeşlerden 5 kişinin katıldığını öne süren Alman politikacılar DİTİB'e ultimatum verdi. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Hermann, birlik üzerindeki baskının artacağını söyledi. SPD'li Lischka ise DİTİB ya İslamcılarla arasına mesafe koyacak ya da güvenlik korumalarımızın odağında olacak dedi şeklinde veriliyor bu haber. Yeni Asya gazetesiyle devam edelim. İslamofobiye yer yok şeklinde bir başlık. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec City İslam Kültür Merkezi Camii'ni ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada İslamofobi, nefret ve ayrımcılığın burada ya da hiçbir yerde yeri yok dedi. Başbakan Justin Trudeau'ya 29 Ocak 2017 tarihinde 6 kişinin öldüğü saldırıya hedef olan Quebec City İslam Kültür Merkezi Camii'ni ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Trudeau, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziye ve üzüntülerini bildirdi denilmiş. Diriliş Postası'ndan bir haber, Hollanda'daki Müslümanlar güvenlik istiyor şeklinde paylaşılıyor. Hollanda'da son yıllarda artan İslam düşmanı saldırılardan kaygılanan Müslümanlar, güvenlik önlemlerinin sadece Amsterdam'da değil, ülke genelinde alınmasını istiyor. Sadece ırkçılardan değil, PKK'lılardan da korunmak zorunda kalan Müslümanlar, camilerde güvenli ve rahat şekilde ibadetlerini yapmayı temenni ediyor. Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş, ülke genelinde bütün camilerde güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi deniliyor bu haberde de. Yeni Akit gazetesinden bir haber, Karadeniz'e muhteşem cami başlığıyla verilmiş. Trabzon'un Orta Hisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim bir noktada 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm araziye yerleştirilen cami ve külliyenin inşaatı sürüyor. İbadethanenin yanı sıra içerisinde 1000 kişilik konferans salonu, İslam Kültür Merkezi, aşevi, derslikler, iş ve sanat atölyeleri, sosyal hizmet odaları gibi alanların yer alacağı eser, bölgenin en büyük cami ve külliyesi olma özelliğini taşıyor denilmiş. Devam edelim, Milat gazetesiyle şehitliğin hali içler acısı şeklinde bir başlık. Malta'nın Valletta limanında yer alan Marsa şehrindeki Türk şehitliği bakımsızlıktan dökülüyor. Şehitlik 1565 yılındaki kuşatmada şehit düşen Turgut Reis ve askerleri adına 1874 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştı. İTÜ öğretim üyesi araştırmacı yazar Doktor Muhsin Kadıoğlu Malta'daki Türk şehitliğini ziyaret etti ve izlenimlerini Milat'a anlattı denilmiş yine haberde. Evet, bu haberle birlikte basında Diyanet'i ve gündemi noktalıyoruz efendim. Saat 12'de günün önemli başlıklarıyla yine bu ekranlarda sizlerle olacağız diyelim. Güzel haberler alacağınız hayırlı bir gün olması dileklerimizle. Hoşçakalınız efendim.